Selamun aleyküm Adnan hocam ve diğer samimi Müslüman almaz öyle selam. Şimdi herkese selam olmaz. Bana verdiğini kabul ediyorum. Aleyküm selam. Çünkü Türkiye'nin hepsinin aleyküm selam demesi lazım. Az önce Nur talebeyle ilgili bir bölüm okudum sizin sitenizden. Gerçekten bu talebelik cemaatçi çok ilginç geliyor. Artık bana bu insanı bölmeye çalışıyor Müslümanlığı. Ya hayır. Müslümanlar mutlaka topluluklar halinde olacaklar. Bölme değil, bilakis birleştirme böyle olur. Eğer tek tek olursalar bölünmüş olur Müslümanlar. Evet. Mutlaka en azından cami cemaat olması lazım. En az mahallede bir topluluk olur. Mesela biz de bir arkadaş grubuyuz burada. Mesela Facebook'ta bile gençlerin ekipleri var ya. Tabii. Değil mi? Mesela kiminin 750 tane, kiminin 1000, 1500, 2000, 50.000, 60.000 arkadaşı var. Topluluk olarak, arkadaş olarak mutlu olur insanlar. Ve öyle güzel bilgi alışverişi olur. Hiç tanımadığın, bilmediğin adamla ne konuşacaksın sen? Masonlar ne yapıyor? Bir topluluktur, bir camiadır. Değil mi? Localarda bak, büyük bir topluluk ama küçük küçük de locaları var ayrıca. Bu masonluğu bölen bir sistem mi? Sağlamlaştıran bir sistem mi? Tabii. Sağlamlaştıran bir sistemdir. Siyasi partiler vardır. Değil mi? İlçe örgütleri vardır. O parçalıyor mu? Bütünleştiriyor mu? Bütünleştirir. Müslümanlar da kendi fikrinde, kendi düşüncede gördük kişilerden arkadaş gruplar oluştururlar. Aynı düşüncede, aynı fikirdeyse bu son derece normaldir. Mesela Alevi kardeşlerimiz vardır, Bektaşi kardeşlerimiz vardır. Onlar kendi içlerinde cem toplantıları yaparlar, sazlı, sözlü, değil mi? Yunus Emre'den şiirler okurlar falan. Bu onları bölmez, güçlendirir. Dolayısıyla mutlaka Müslüman topluluklar halinde ve cemaatler, arkadaş grupları halinde olacaktır. Bu çok normal. Bunu yanlış anlamasınlar. Peygamber Efendimiz zamanındaki gibi diyor. Her Müslüman diğer Müslümana yardım edecek ama maalesef gerçekler şimdi anlıyorum. Sadece suçum. Evet. Bu Mehdi devrindedir bu dediği kardeşimizin. Yani istisnasız her Müslümanın birbirine yardım etmesi. Şu an bir insanlar birbirini tanımıyor. Bilmiyorlar. Ancak küçük topluluklar içerisinde birbirini tanıyorlar. Değil mi? Yani mesela sen bir arkadaş grubun var, tanıdığın için güven duyuyorsun, rahat konuşuyorsun ama tanımadığın bir insana da temkinli olursun. Ama Mehdi devrinde herkes güvenli hale gelecektir. O anlamda o zaman olacaktır. Yani o devreye kadar mutlaka cemaatler, gruplar, topluluklar, arkadaş grupları, arkadaş birliktelikler olacaktır. Bunu kardeşimiz yanlış biliyor, Hüseyin kardeşimiz. Evet, Mehdi devrinde bütün bunlar hallolacağı için Hüseyin kardeş var gücünden sen de gayret et. İnşallah gayet güzel olur.